16 Kasım 1916. Yolda 12 yaşında Ömer namında öksüz bir çocuk gördüm. Bunu yanıma aldım. Bu görülünce daha 3 tane böyle anası babası ölmüş yetimler getirdiler. Onlara da para vermekle yetindim. Mustafa Kemal 8 yaşındaki Abdurrahim'i o dönem orada evlat edindi. ...6 Temmuz 1918 gecesi böbrek tedavisi için gittiği Carlsbad'daki İmperial Otel'de bir elçilik görevlisi ve eşiyle buluştu. Yemekten sonra yan salonda dans eden çiftleri izlediler. Elçilik görevlisinin eşi, bizde böyle bir hayatın yerleşmesi ne kadar zor deyince Mustafa Kemal kızdı. Orada söylediklerini ertesi sabah kaldığı Rudolf Schoff Oteli'nin odasında hatıra defterine yazdı. Elime büyük yetki ve kudret geçerse, ben sosyal hayatımızda istenilen devrimi bir anda, bir darbe ile uygulayabileceğimi sanıyorum. Zira ben başkaları gibi bu işin halkın anlayışını yavaş yavaş alıştırmak suretiyle yapılacağını kabul etmiyorum. Buna ruhum isyan ediyor. Ben bu kadar yıl eğitim gördükten, uygar yaşamı ve toplumu inceledikten ve özgürlüğümü elde etmek için hayatımı, yıllarımı harcadıktan sonra neden cahiller derecesine ineyim? Onları kendi düzeyime çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. ...14 Kasım 1918 tarihli Yeni Gün gazetesinin birinci sayfasında işgal haberinin hemen altında Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişi duyuruluyordu. Osmanlı'nın teslimiyetini ilan eden Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Suriye cephesinden apar topar dönmüş, Haydarpaşa'da trenden inip Kartal İstimbotu'na binmişti. Boğaz'da demirlemiş itilaf zırhlılarından oluşan çelik ormanının içinden geçerken yanındaki yaverine geldikleri gibi giderler demişti. İstanbul umudunu tüketmiş suskun bir başkentti artık. Sokaklarda sadece işgal askerlerinin ayak sesleri vardı. Mustafa Kemal o günkü koşullar içinde yetki alabilmek için her yolu denedi. Harbiye nazırı olabilmek için sadrazamla, padişahla görüştü, sonuç alamadı. İşgal karşıtı bir hükümet kurulması için meclisi zorladı, olmadı. Bir gazeteye ortak oldu, battı. Kalan parasını da tefeciye kaptırdı. Artık İstanbul'da yapacak bir şey kalmadığı ortadaydı. O günlerde İstanbul'daki bir İngiliz istihbarat subayı Londra'ya İstanbul'dan uzaklaştırılması gereken kişilere dair bir kara liste yolladı. Listede Mustafa Kemal'in de adı vardı. Bir süre sonra Harbiye Nezareti kendisini ordu müfettişi olarak Karadeniz'deki olayları araştırmakla görevlendirdi. Askeri ve mülki yetkilerle donatılmak koşuluyla kabul etti. Kendi deyimiyle kafes açılmıştı. Şimdi o önündeki geniş aleme doğru kanat çırpan bir kuş gibiydi. ...15 Mayıs Perşembe günü Yunan birlikleri İzmir'e çıktı. O gün Mustafa Kemal Yıldız Sarayı'nda Padişah Bahdettin'e veda ziyaretindeydi. Gitmekte olanla gelmekte olanın tarihi buluşmasıydı bu. Küçük Mabeyin Dairesi'nin giriş katındaki mavi odada görüştüler. Atatürk'ün yıllar sonra Amerikan elçisine krokisini çizerek anlattığı o görüşmede Mua diye işaretlediği kendisiyle S harfiyle gösterdiği sultan masanın yanı başında diz dize oturmuşlardı. Sultan Vahdettin elini masanın üstündeki kitaba basarak
Paşa dedi. Şimdiye dek devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi bu kitaba, yani tarihe geçmiştir. Ama asıl şimdi yapacağın hizmet daha önemli olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Baktıkları pencereden boğaz açıklarında demirlemiş işgal donanması görünüyordu. Son geceyi Şişli'deki evde annesi ve kız kardeşiyle geçirdi. Zübeyde Hanım'ın karyolasının karşısındaki yer sofrasındaki yemekte "Anne ben gidiyorum" dedi. "Çünkü buralarında Selanik gibi olma ihtimali var. Beni merak etmeyin." Zübeyde Hanım bu laf üzerine heyecandan bayıldı. Doktor çağırdılar. Gece boyunca ailece konuştular. Sabah sarılıp ayrıldılar. Bandırma vapuruna bindiğinde İstanbul'u bütün çaresizliğiyle geride bırakıyor, Anadolu'ya, çarenin kapılarını zorlamaya gidiyordu. Ömrünü ikiye bölen bir dönüm noktasındaydı. Küskün veda ettiği İstanbul'a 8 yıl sonra yeniden döndüğünde kurduğu yurdun cumhurbaşkanı olarak karşılanacaktı. Mustafa Kemal kendisinin ve ülkesinin büyük kavşağına geldiğinde 40'ına yaklaşmıştı. Askeri depodan alınmış Benz marka üstü açık bir arabayla Samsun'dan Anadolu içlerine doğru giderken tamamen bir meçhule yol aldığının farkındaydı. Bütün çıkışların kapalı olduğu kasvetli İstanbul'u, sarayı, evini, annesini geride bırakmıştı. Peki ileride Anadolu'da onu ne bekliyordu? Kafasında sorularla 3 yıl sürecek büyük yürüyüşe koyulurken yine yalnız ve bağımsızdı. Havza yolunda arabaları bozuldu. Yakın bir köye kadar yola yayan devam ettiler. Mustafa Kemal arkadaşlarını oyalamak için aklına gelen bir marşı mırıldanmaya başladı. O gün heyette kimsenin bilmediği bu marş giderek devrimin marşı olacaktı. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel. 8 Haziran 1919. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserinden İngiliz Dışişleri Bakanı'na. Samsun sancağından bazı kötü niyetli şahısların kargaşaya sebep olduklarına dair rahatsız edici haberler alıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın kargaşa yaratan hareketlerde başrol oynadığı bildiriliyor. Osmanlı Harbiye Nezaretine Mustafa Kemal'in görevden alınması talimatı gönderilmiştir. Yoksa çok vahim sonuçlar doğabilir. ...8 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Erzurum postanesine telgraf başına çağrıldı. O an çekilmiş bu silik fotoğrafta göründüğü gibi gelen telgrafı uzun uzun inceledi. Sultan Vahdettin derhal İstanbul'a dönmesini istiyordu. Karar anı gelmişti. Reddetmek, azledilmek, hatta tevkif edilmek demekti. Reddetti ve çok sevdiği mübarek askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. Gemileri yakmıştı. Şimdi o, görevinden istifa etmiş bir asker, hiçbir unvanı olmayan bir sivildi. Nasıl olup da ordulara hükmedecek, emrine itaat ettirecek, halka sözünü dinletecekti.